Bırak oynasınlar abi. Nerede burada faul? Uuu. Hakem yapma. Şu yerde yatan çocuğun hayatını hakem kurtarmış. Damn bro. Damn bro. Selamlar millet, bugün sizlerle birlikte NBA draftinde ikinci sıradan seçilen Lonzo Ball'u inceleyeceğiz. Onun hakkında konuşacağız. LaMelo Ball, LiAngelo Ball, Lonzo Ball, bunlar 3 kardeş. Lonzo en büyükleri ve önümüzdeki sezon Lakers tarafından seçildiği için tuttuğum takım olan Lakers'ta mücadele edecek, forma giyecek. Babaları var, LaVar Ball. Kendisi Michael Jordan'ı yenebileceğini iddia etti. Oğlunun Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu iddia etti ama bunlar hep pazarlama. Big Baller Brand diye bir marka çıkardılar. NBA'ye kendi markasıyla giden ilk oyuncu bu arada Lonzo Ball. Kendi ayakkabıları, kendi işte ne bileyim tişörtleri falan var. Ve ayakkabıları $500 falan başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Neden bu kadar pahalı diye sorduklarında da babası şey demişti. İşte Big Baller Brand ya, büyük oyuncu. Hani Baller zaten iyi topçu demek İngilizce'de, öyle söyleyeyim. Bunların da soyadı Ball, o açıdan çok güzel. Hani o ayakkabıyı alamayanlar iyi top oynayamıyordur zaten tarzında bir açıklama yapmıştı. Bunların hepsi pazarlama. Hani babasının diğer röportajlarını izlediğiniz zaman aslında o niyetini anlıyorsunuz. Kötü niyetli değil. Ama Michael Jordan'dan daha mı iyi falan? Kesinlikle hayır, katılmıyorum ona. İnceleyeceğiz, ben birkaç inceledim. 1.98 boyunda. Kilosu 190 lbs kaç oluyor bilmiyorum ama... Bu UCLA'de oynadı bu oyuncu. Freshman, yani ilk senesindeki hareketlerini izleyeceğiz. Çok garip bir atış stili var. NBA'de Kevin Martin miydi? Kenyon da var. Kenyon Martin. Kane Potalt'ıydı. Kevin Martin vardı böyle. Onun gibi atıyor ama... Şimdi İngilizce'de bir söz var. If it ain't broke, don't fix it diye. Öyle. Lazım. Atıyorsa dokunmamak lazım da atletizmi de varmış. Çok sert basmış abi de o bakması. Çok severim bu tür şeyleri. Tekrardan izlemek istiyorum. Ben daha çok şuta ağırlıklı bir oyunu var diye biliyordum ama atletizminin de üst seviyede olduğunu görebiliyoruz. Yani eminim çok ses getirecektir. Bu sene NBA'deki genç oyunculardan çok şey bekleniyor. Yalnız o bakış. Fuck out of here bro. Oo, blok da vurdu. Savunması da iyi. Ya şimdi benim insanlara anlatamadığım bir şey var. Anthony Bennett zamanında seçildiğinde herkes şey diyordu. İşte yeni Michael Jordan, yeni LeBron James geliyor. Şimdi bu adamlar üniversite liginde, NCAA'de ya da işte başka yerde mücadele ettiği için bence NBA ile kıyaslanmamalılar. Çünkü burada içeriye giriyorsun, tamam karşında yine 2 metrelik. Oo, yani çok saçma bir şut giriyor mu? Gerçekten mesafesi de Curry range dediğimiz yerlerden atıyor. Bu ne abi? Bu ne lan? Şuradan çıkarıyor topu. Aynısını ben zamanında atsaydım benim koçum büyük ihtimalle beni ilk 5'ten alırdı, öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi if it ain't broke don't fix it dediğimiz şey, hani kötü değilse, giriyorsa atabilirsiniz. Hani bana soruyorlar nasıl atış stili yapayım, nasıl olsun falan diye. Eğer attığın şutlar giriyorsa değiştirmene gerek yok. Al, en büyük örneği bu. Yani şey diyordum. Yani çok atletik. NBA'deki oyuncularla kıyaslanmamalı çünkü şöyle düşün, burada içeriye giriyorsun, yine karşında uzun bir oyuncu var ama hem fiziksel olarak o kadar iyi değiller. Yani iyi, sana bana göre iyiler tamam ama şimdi DeAndre Jordan'a göre iyi değiller, Dwight Howard'a göre iyi değiller. Ki Dwight Howard şu an NBA'de ortalama bir center. Ortalama da bir center, evet ortalama bir center. Yani DeMarcus Cousins falan hiç bahsetmiyorum onlardan. Uzaklardan şut atabiliyor. Kendi rakiplerini göz önünde bulunduracaksak fiziğini iyi kullanabiliyor, içeriye girebiliyor. Biraz paslarını görsek iyi olacak. Daha çok sayı odaklı bir point guard diyeceğim ama kendisi hakkında Jason Kidd'den bu yana NCAA'de bu kadar asist ortalamasıyla oynayan tek oyuncu olduğunu duymuştum, bilmiyorum. Asistlerini de birazdan görürüz herhalde. Medyatik bir adam. Yani ilk geldiği senede MVP olur mu tarzında sorular var babasının beklentileri yüzünden. Hayır. Hayır abi, öyle bir oyuncu daha yok. NBA'de özellikle kimler neler var. Oo! Ya şimdi şöyle düşün, aynı top çalmayı NBA'de yaptığını düşün. Arkandan koşan adam LeBron oluyor. Hani farkı anlatabildim, ya da Russell Westbrook oluyor. Ki Russell Westbrook çok başka bir oyuncu. Yalnız çok uzaklardan atıyor ve o kadar rahat görünüyor ki. Güzel. Çok güzel abi. Brandon Ingram, Jordan Clarkson tarzı oyuncularla iyi anlaşabileceğini düşünüyorum. Çok güzel atıyor ya. Normalde böyle Michael Kidd Gilchrist vardı çok absürt atan ama ooo çok akıllıca bir pas. Güzel, aynen, what a pass. Çok güzel dokunmuş. Güzel.
içeriye girmekten herhangi bir şekilde. Zaten profesyonel olduğu için hani bunları böyle yorumlamak biraz da doğru değil. İçeriye girmekten korkmuyor. Hani korktu zaten UCLA'de ne işi var dediğinizi duyar gibiyim. Güzel pas. Burası, buradan şut mu atacak bilmiyorum ama burası uzak bir mesafe. Yani gerçekten logodan, logonun ucundan böyle 1-2 adım uzak yani. Her ne olursa olsun uzak ve el üstü bir atış. Bunlar girmezse bu takıma zarar verebilir. Potadan alüyüp ve... Üniversitede şunları yaptığınızı düşünsenize ya. Bir üniversiteye gidiyorsunuz abi. İlk seneniz... Hani freshman, herkes size çaylak olarak bakıyor ve siz böyle basketbol oynuyorsunuz. İnanılmaz olurdu. Hep böyle videolarda bunları düşünüyorum. Çok garip atıyor gerçekten yani. Bilekten çıkarıyor yine ama. Garip atıyor. Ooo! Bu video burada dursun. Az önceki videoyu durdurdum. 2 dakika 58 saniyelik bir video buldum. Böyle müzikli hype bir video. Bunu bir izlemek istedim. Bu lisedeki haliymiş. Hani üniversitede böyle oynuyorsa lisede nasıldır diye bir merak ettim. Çünkü ben bu sene çok izleyemedim. Bir bakalım nasıl oynuyor. Lavar Ball arkadaki babası. Hani hep ünlü olan, hep dikkatler üstünde olan bir çocukmuş. Oo. Bu arada bu takımda da kardeşleriyle aynı takımda oynuyor. LaMelo, LiAngelo, Lonzo. Hepsi aynı takımda oynuyorlar. Paslarını bu videoda görebiliyoruz. Bu step back mi? Şuradan çıkarma olayı. Hani gidiyorlar da şimdi. Gitmiyor. Oo, gitmiyor diyemezsiniz. Hani boş atıyor diyemezsiniz. O imkan sağlanıyor diyemezsiniz. El üstü de atıyor ve... Şu pasları falan gayet başarılı. Savunmada da iyi. Fast break'te de atletizmi güzel yani. Şimdi Zion'la kıyaslamaya çalışıyorum. Zion 16 yaşında. En azından yani böyle baktığın zaman o daha estetik ve daha böyle inanılmaz geliyor. Ama bunlar da inanılmaz şeyler. Burada lise 4 olsun, lise 2, lise 3 olsun hadi. Hani lise 4 olsun, en büyük olsun, ona rağmen inanılmaz. Oo! En sevdiğim pas stili bak. Şu göreceğiniz en sevdiğim pas stili abi. Şöyle çekiyor ya, çok hoş görünüyor. Zaten Chino Hills bayağı ünlü bir takım yurt dışında. Bu da o takımın oyuncularından bir tanesiydi. Güzel. Saha görüşü de fena sayılmaz. Çok öyle pas highlight'ı izleyemesek de daha çok şut, atletizme dayalı şeyler görüyoruz. Savunması da güzel. Bravo. Hani son kez söyleyeyim bakın. Bu örneği son kez veriyorum. Şimdi bu adama bakıp burada çok güzel blok vurmuş. Oo, bu adam NBA'de yardırır diyenler var. Hani siz onlardan bir tanesi değilseniz çok güzel. Şimdi bazı eleştirmenler bile veya böyle ne denir? Simsar derdi denirdi onlara bizim zamanımızda. Gözetleyenler bile. Şimdi buradaki bloğu görüyor, diyor ki bu adam NBA'de yıldız olacak, bu parlayacak. Abi burada bu spini atan adam sıfır numara, kim bilmiyorum. Ama NBA'de bunu yapan adam Kyle Lowry, John Wall, Russell Westbrook, onlar oluyor karşında. O yüzden ilk senede oyuncudan çok bir şey beklememek lazım. Beklersek yanlış. Hani şöyle düşün, kendi yaşıtlarına karşı çok iyi oynuyorsun veya küçüklere karşı ama koysunlar seni bir süper lige, yani basketbola, en üst lige yani. Yapabileceğin şeyler kısıtlı olur, en azından başlarda ama tabii yaşıtlarına göre yorumlayacak olursak, ki doğrusu o harika bir oyuncu. Çok güzel paslar veriyor ve ince olması çok estetik göstermiyor mu ya şu pasları? Şöyle bileğinden bırakıyor tam. Biraz izleyelim. Oh. Bu da kardeşi, o da çok garip atıyor. Yalnız fiziksel olarak bile inanılmaz kaslanma falan yok ama kendisini gelişti. Oo! Bir de elini uzattı. Faul mü ama bu? Ne çaldı hakem, bırak ya. Bırak oynasınlar abi. Nerede burada faul? Oo! Hakem yapma. Şu yerde yatan çocuğun hayatını hakem kurtarmış. Damn bro. Damn bro. Ohoho! Bak şu pozisyonda kafaya getirip kurşun sıksın.
Ama o eli uzatmasın abi. Bundan sonra bu el hareketi nedir ya? İyice rencide yani. Oho! Çok böyle tüylerim ürperdi yani. Böyle geri geri gidip düşüyor bir de. Şu bakış var ya bak. Şu. Of, bütün taraftar ayakta bir de. Çok da yani böyle. Gerçi belki iyi arkadaşıdır yani şey yapmak istememiştir öyle kötü anlamda değildir ama yine de çok rencide edici görünmüyor mu ya bak. Wow. Yakın arkadaşıysa da hani insan yakın arkadaşın da bunu yapar mı Lonzo? Ayıp be. Bundan devam edelim abi. Üniversitede daha çok hani ister istemez karşıda daha iyi takımlar olduğu için şova dayalı çok oynayamıyor. Tabii yaptığı şeyler yine bir açıdan şov sayılır da bu falan çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Eskiden basketbol oynayanlar varsa aranızda hani eski koçlara denk gelenler falan bunları denersek hani atsak bile azar yersiniz ya. Gerçekten yersiniz. Benim bir Selçuk hocam vardı. Her fırsatta ona selam yolluyorum ama aynısını ben deneyeyim oynayamazdım bir sonraki maç mesela girse bile. Daha çok fiziksel basketbol, paslı, güzel basketbol izlemek isterdi ama günümüz basketbolda tabii ki de böyle oyuncular lazım. Çok güzel adımlayarak girdi içeriye. Ve bu günümüz basketbolu, üçlük çizgisinin dışından oynanan basketbol bunları gerektiriyor ve bunu yapabilen oyuncular NBA draftinde yüksek sıralardan seçiliyor. 2-2-2 daha 4 çok güzel. NBA 2K oynuyormuş gibi bir hali var adamın. Hani büyük ihtimalle şimdiden söylüyorum 2K18'de herkes bu adamın atış stilini bir deneyecektir ki iyi yaparlarsa da bayağı güzel atılır. Hani 17'de bile şimdiden yaratmaya çalışanlar var bu atış stilini. Çok rahat çünkü kaldırıp atıyor. Evet farklı görünüyor. Evet yani düz mantar şu mantar biraz karşı ama atıyor mu atıyor abi. O çemberin içinden girdikten sonra ve bunları yapabildikten sonra hiçbir önemi yok. Smaç vuracak sandım var ya böyle getirip vursa şu an videoyu kapatmıştım. Bu bir highlight videosu sonuçta. Hani çok show beklememek lazım. Altta bir müzik bile yok. İyi yönlerinden bahsedecek olursa çok hızlı. Çok iyi sağ görüşü var. Şutlardan çekinmiyor. Kritik alanda yani sorumluluk almaktan çekinmiyor. Başka ne diyebilirim? Şova dayalı hype bir oyuncu böyle. Enerji dolu bir oyuncu yani. Babasının abarttığı kadar var mı? Yok. Michael Jordan olabilir mi? Asla hayır. Onu geçebilir mi? Hayır. Ama bunu derken oyundan bahsetmiyorum abi. Bir oyuncunun Michael Jordan'ı geçememesinin nedeni, tek nedeni istatistikler oyun değildir. O adamın basketbola kattığı şeyler, yaptığı şeyler o adamı zirvede tutacak olan şeylerdir. İlla hani Michael 5 sayı attı, bu 6 sayı attı, bak geçti tarzında bir durum yok. Olamayacak da haberiniz olsun ki yeni gelen çaylak bir oyuncuya bunu demek hem beklentileri çok yükseltiyor hem de çocuk üzerinde kötü etki oluşturabilir. Çünkü bir maç kötü oynarsa herkes benden kötü bir şey bekliyor diye iyi bir şey bekliyordu diye baskı altına da girebilir. Zaten interneti biliyorsunuz illaki taşlayacaklardır. Bunlar yaşanacak bence ama umarım iyi bir oyuncu olur Lakers'ımıza. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazın. Benim düşüncelerim bunlar. İyi oyuncu ya. Ben de NBA draft'i hani düşünüyorum. Fultz'u seçseler ben de herhalde Lonzo'yu seçerdim ikinci sıradan. Evet. Böyle bir şey diyorum. Evet, sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum değerli basketbol severler. Kendinize iyi bakın. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Videoyu sevdiyseniz diğer arkadaşlarınıza da izletin. İzletirseniz bunu yorumlarda belirtin mutlaka. Bir sonraki tepki videom kime gelsin? Nasıl gelsin? Yardırın gelsin. Hoşçakalın.